Sude aradı. Eğer müsaitseniz gelmek istiyorum. Fırat'la bir takım dosyalara bakmak istiyorum dedi. Şirkette niye gelmemiş hanım? Bulamamış seni. Ulaşamamış, meşgul müsün hep? Hem ne var? Gelsin. Ben Sude'yi çok seviyorum. Sizin aranızda benim bilmediğim bir şey mi var? Nereden çıkardın annemi? Bilmem. Hiç abi kardeş gibi değilsiniz bu aralar. Yabancı gibisiniz. Yok öyle bir şey anne. Yok öyle bir şey. Ben bu aralar biraz fazla yorgunum da. Farkında bile değilim. Hı. Serap, ben bakarım. Anneciğim, abicim. Sizi benim için çok değerli biriyle tanıştırmak istiyorum. Yılmaz. Anneciğim sen tanışmak istediğini söylemiştin ya arkadaşlarımla. Ben de getirdim işte. Böyle habersiz geldiğim için özür dilerim. Ben bir servis daha açayım o zaman. Otur Yılmaz, gel. Hayır. Uzun ziyaretler planlı olmalı. Biz de kalkıyorduk zaten. Kahve yap bize. Tabii tabii. Ben zaten tanışmak için geldim sadece. Buyurun. Ne yaptığını sanıyorsun sen? O herifin benim evimde ne işi var? Ben onu seviyorum abi. Öyle mi? Bana bak, o şerefsiz bu evden hemen şimdi defolup gidecek. Şimdi. Tamam, ben göndermesini bilirim. Abi, lütfen yapma. Lütfen. Lütfen mi? Kızım ne diyorsun sen, ne lütfeni ya? O herif benden para sızdırmaya kalktı. Beni tehdit etti diyorum sana. Ailemizi paramparça etmeye kalktı. Sen ne yapıyorsun Dila? Tamam abi. Sen de çözdün işte durumu. Aileni korudun, beni korudun, kendini. İnsan sevdikleri için böyle yapar. Öyle değil mi? Güneş için mesela. Elif için. Onları da seviyorsun. Onları da koruyorsun. Güneş senin için ne kadar değerliyse... Yılmaz da benim için o kadar değerli. Sen beni tehdit mi ediyorsun? Beni o görüntülerle korkutamazsın. Benim hiçbir suçum yok. Eğer varsa da gider cezam neyse çekerim. Peki ya vicdan azabın ne olacak? Bir aileyi dağıtmış olman, Elif'e hiçbir şey söylememiş olman. Sahi. Elif o gece kocasının peşinde olduğunu öğrenince ne diyecek sana? Üstelik Güneş de arabadayken. Güneş'in o arabada olduğunu bilmiyordum ben, söyledim sana. Ona da öyle dersin o zaman. Kusura bakma, bilmiyordum dersin. Bak abi, biz gördüğümüz, bildiğimiz her şeyi unuttuk. Sen de unut. Aileni, sevdiklerini korumak demek bu demek. Fırat'cığım, annen sizi soruyordu. Ben birazdan geleceğim Merveç.
Demek işletme mezunusunuz. Evet efendim. Bir bar işletiyorum. Bar mı? Evet. Ufak bir yer. Aslında hobi gibi desek daha doğru olur. Bu yüzünüzdekiler hobi yaparken mi oldu? Ufak bir kaza sadece. Anneciğim, sorguya mı çekiyorsun Yılmaz'ı? Yok. Sohbet ediyorum. Ne zaman tanıştınız? Nerede tanıştınız? Ben Amerika'dan döndükten sonra. Ay, yeni. Evet. Ay dur dur, sen susadık, dur canım, dur. Dur. Senden su isteyen mi oldu? Ağzını açıp bakıp duracağını sen getirseydin ya. Ey kadar çocuğun insafına bıraktın beni. Allah'tan bu evde beni düşünen biri var. Bin tane kanal var. Sanki hepsini izliyoruz. Ay hep karıştırıyorum ya. ATV kaç numaradaydı? Oğlum nerede? Sarp nerede? İyi madem, gel otur şöyle. Bu evde senden başka benle ilgilenen yok demek ki. Sizin işiniz yok mu bizi seyrediyorsunuz? Hadi işinize bakın. Bak bu güneş çok fena. Ya annem gülümsedi ya. Var mı daha ötesi? Çünkü o bir mucize. Herkesin karanlığı kalbinde. Herkesin hikayesi gizli bir yara. Kimsesiz bir gölgeyim yapayalnız.